Üniversitesi yarına hazır. Girne Amerikan Üniversitesi. Daire devam ediyoruz. Oldukça sıcak bir gündem var ülkede. Çünkü gözler meclise kilitlenmiş durumda. Meclis başkanı seçilememe krizi 3. gününe giriyor ve bugün neler olacağını, bizi neler beklediğini bilememekle birlikte öngörebiliyoruz. Çünkü programın başında dün gece yapılan açıklamalara yer verdim. Ulusal Birlik Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne işaret ediyor. Meclis Başkan Yardımcısının oturumu açması gerektiğini söylüyor. Fazilet Özden Efe Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre sağlık sorunları nedeniyle hastanede olduğu için bu görevi yapması beklenen isim ama Cumhuriyetçi Türk Partisi seçim temizleri artık olanı biteni bu gidişata koltuk deneyi olmayacağız diyor. Durum bu şekilde. Hem mecliste bizi neler bekliyor, iç tüzük ne emreder, bundan sonra neler yaşanabilir, hem de Ünal Üstel'in geçmişte de yaşandı bunlar. Açın önümüzü, biz iş yapmak istiyoruz söylemi ve fazlasını konuşacağız. Cumhuriyet Meclisi'nin eski başkanlarından Sibel Siber'le günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Tabii bütün olan biten bozuyor, ruhumuzu bozuyor, inancımızı iyice yerlere çekiyor ve mevcut olan, uzun süredir mevcut olan o siyasete, siyaset kurumuna olan derin güvensizliğin artık dibe vurduğunu görüyoruz maalesef. Yani onu söylüyorum ben de. Bu eleştiriliyor kimi zaman muhalefet tarafından. Hepimiz aynı değiliz. O şekilde algılanmak istemiyoruz. Yurttaş da bir kendine baksın deniliyor. Ama maalesef gelinen aşamada ayırt etmeksizin siyaset kurumuna olan güveni kaybetmiş gibi en azından toplumun belli bir kesiminden gelen eleştiriler bu yönde gibi. Şimdi az önce işaret ettim ve dedim ki Ünal Üstel dün basının karşısına çıkarak yaptığı açıklamalarda şunu söyledi. Yani geçmişte de yaşanmıştı bu tarz sıkıntılar, başkanın seçememe durumu. O zaman da aşıldı bunlar. Şimdi de eğer meclis toplanabilirse, açarlarsa eğer oturumu, bakın biz hazırız burada. Seçeceğiz başkanı da, yasaları da yapacağız. Bu ülke yangın yeri, bizden beklentiler var ama bakın Cumhuriyetçi Türk Partisi yapmıyor dedi. Şimdi bir, nasıl toplanır meclis, nasıl toplanmalı? İki, hem Zorlu Töre Hastanede hem Ali Pilli Hastanede biri meclis başkanı. Hadi Cumhurbaşkanı geldi, onun vekaleti kalktı ama bugün işte tahlil sonuçları bekleniyor. Ali Pilli en yaşlı üye, sonra Kutlu Evren. Ne olacak, ne bekliyor bizi bugün? Yani burada bu sonuç, ortaya çıkan tabloyu tartışıyoruz ya, aslında bu tabloyu ortaya çıkaran ve bunu hazırlayan nedenler iktidar partisinin kendi içinde, kendi grubunda bir konsensus sağlayamaması, meclis başkan adayını belirleyememesi, konsensusla belirleyememesi ve uzun süredir duyduğumuz kurultay öncesi, kurultay sonrası, kurultayda yaşananlar, bütün bu entrika olarak nitelendirebileceğimiz parti içinde dönen bir takım dolaplar ve kendi içlerinde kendilerine olan güvensizlik, kendi seçimlerine, kurultaylarına yönelttikleri ağır eleştiriler, bütün olan bitenler, bütün bunlar hazırlayan sebepler olarak geldiler. Gelilen noktada meclisin, hani diyoruz ya, meclis siyasetin vitrinidir. O vitrinde halkın gözü önünde maalesef siyasetin ne kadar çirkinleşebileceğini gözler önüne serdiler. Şimdi olay Zorlu Töre meclisi açmadı değil mi? Danışma kurulunu toplamadı. Şimdi deniyor ki, akşam dinliyorum, işte Zorlu Töre hastadır, o yüzden meclis başkan yardımcısı atsın. Zorlu Töre hasta olmadığı
yani hastalık. Akşam Cumhurbaşkanı geldi, uzun süre toplantılar yapıldı. Ondan sonra rahatsız oldu. Ondan önce de açmayacağını söylemedi mi zorlu töre? Açmam dedi. Hatta bunu yüksek açmam sesle dedi. Yani, ifade etmiş yani evet, kulislerden. Dolayısıyla yani. Parti içinde, kendi partilerinde olan bir anomali var. Ve bu anomaliyi düzeltmek için veya bu anomaliden çıkış yolu için meclis başkan yardımcısının meclisi açması üzerine bir karar üretmeye çalışıyorlar. Normal şartları olan bir mecliste bütün tüzük kurallarına uyulmuş, her şey prosedüre uygun yapılmış, halka saygı gösterilmiş. Burada bir de halka saygısızlık addediyorum. Böyle bir mecliste tabii ki iş tüzükte normal şartlarda meclis başkanı yoksa, vekalet ediyorsa Cumhurbaşkanı'na veya herhangi bir nedenden dolayı bir rahatsızlıktan dolayı raporluysa meclis başkan yardımcısı vekalet eder. Ama herkesin gözü önünde cereyan eden olaylara baktığınızda olayın böyle olmadığını görürsünüz. Dolayısıyla her şeyi hani bazı etik kurallar vardır, yazılı değildir. İlle de yazılı olması gerekmez. Siz etik kuralların dışında davranış sergiliyorsunuz. Bırakın prosedürü, bırakın meclis başkanlığı seçmeyi, işte o gün ilk günde bunu gerçekleştirmeniz gerekirdi, bunu yapamadınız. Ama bu etik kurallar dışında olan davranışlarınızı ve zafiyetinizi muhalefet partisine yüklemek veya meclis başkan yardımcısı meclisi açmıyor, biz onun için seçemedik şeklinde bir özre veya bir savunmaya sığınmak gerçekten kabul edilebilir. Kimse de bunu kabul edilebilir değildir. Diyorsun ki hadi biz toplanalım, şimdi meclis adayımızı, meclis başkanımızı seçeceğiz. Peki kimi seçeceksiniz? Aynı 27 oyla, 26 oyla reddettiğimiz adayı şimdi seçeceğiz. Ondan da emin değiliz. Yani kriz daha da nasıl derinleşir? Hani tüm bunlara rağmen velev ki açıldı oturum ve velev ki tekrar sandığa gidildi ki iç tüzüğe göre mümkün mü 26 oyla reddedilmesi? Yani bakın emin yazılı değil. Açıklama yaptı. Bakın şöyle diyorlar, yazılı değil. Yaz ama her şey, her nokta yazılı olmaz ki. Yani bir meclis iradesi nedir? Meclis irade, daha doğrusu meclisin reddetmesi nedir? 26 oy red demektir. Tamam mı? Meclis iradesi adayı reddetti. 26 oyla reddetti. Ha 25 olsa, 24 olsa tamam ikinci tura girersiniz, üçüncü tura girersiniz diyor. Ya beşinci tura kadar yoklanabilir, oylama yapılabilir. Ya yarıdan fazlasını reddetti. Yarıdan fazlası. Meclisin çalışma prosedürüne baktığınız zaman red demektir. Meclis çoğunluğu reddetti demektir. Yarıdan bir fazlası. Ha bu yazılı değilmiş. Yani hani diyorum ya ben anayasamızda hep söylüyoruz çok fazla şey yazılıdır. Anayasada çok detay var. Mesela başka ülkelerin anayasalarına baktığınızda bu kadar kalın anayasaları yoktur. Ama bizim gibi ülkelerde demek ki esnetilmiş. Her şeyi yazmak lazım. Yani diyeceksin ki 26 oy aldıysa, salt çoğunluğu reddettiyse meclis başkanının seçilemez. Yani bunları yazılı kurallar olması gerekmez. Bunlar bilinen kurallardır. O nedenle siz diyeceksiniz ki 5-6 saat önce veya 10 saat önce 26 oyla reddettiğimiz vekilimizi biz meclis başkanı seçeceğiz, karar verdik. 27 oyla seçeceğiz. Açıklamalar böyleydi. Böyle trajikomik yani izliyorsunuz. Karar verdiler şimdi. Seçecekler. Peki gerçekten sorulması lazım. Ne değişti? Bir o, ikincisi de şu, yani farklı pozisyonlarda devletin üst kademelerinde yer aldınız. Meclis başkanlığı yaptınız, teknokrat döneminde başbakanlık yaptınız ve aslında dışarıdan bir isim olmanıza rağmen o dönem sonra meclis başkanlığı pek çok farklı zaman diliminde, zor dönemlerde, görece daha kolay dönemlerde falan filan tanıklık ettiniz. Şimdi devlete dair konularda, örneğin bir cumhurbaşkanı, dün Ankara'daydı cumhurbaşkanı, diyor ki ben şimdi buradan gideceğim çünkü bizimkiler ülkede seçemediler meclis başkanını, gideceğim.
Şimdi bu birazcık her kim olursa olsun bu söylemi kim yapıyor olursa olsun bugün Ersin Tatar. Ya benim kulağıma şöyle geliyor. Türkiye'de bu ülkenin kendi ya hiyerarşik sıralamasında var değil mi ana muhalefet? Yani Cumhurbaşkanlığı, meclis var, meclis, tabii, Cumhuriyet tabii. Meclisi, halkın iradesi. Şimdi şöyle duyulmaz mı kendisini dinleyenler tarafından? Ya Kıbrıs yani onu da yapamamış işte. Muhalefette ayak diriyormuş. İşte bir başkanını bile seçememiş. Ya ben icap duydum bu ülkede yaşayan bir yurttaş olarak. Uzun süredir duyuyoruz. Yani bu ilk kez değil ki. Yani makama, o makamın ağırlığına, o makamın getirdiği sorumluluğa, o makamın ağızdan çıkan her sözün ölçülerek, tartılarak söylenmesi gereken bir makamın ağırlığını maalesef uzun zamandır hissetmiyoruz. Yani bu tür konuşmalar, işte ana muhalefet partisi, meclis başkan yardımcısı meclisi aşmadı da. Yani bu bunları hep yaşıyoruz ama zaten bu hale gelmemizin, bunları yaşamamızın bir nedeni de budur. Evet bence gülüyorlar, bize gülüyorlar. Yani işte meclis umarım doğru değildir ama işte büyükelçiden yardım istendiği, zorlu töreye ikna edilmesi için şeklinde haberler var. Umarım doğru değildir. Ya iddia olarak ben bugün Avrupa Gazetesi'nde yer aldığı şekilde verdim ama evet yani bunları... Umarım doğru değildir. Çünkü zaten bu konular iyice hani bağımsız bir devlet, işte kendi demokrasisi, kendi hukuk devleti olan bir devlet ve tek tanıyan, tek bu kurumlarını tanıyan, az önce dediniz ya işte protokolünde olan tek tanıyan devlet Türkiye. Dolayısıyla hani her zaman her ülkeler arası bir takım kulis faaliyetleri olabilir ama bu kadar göz göre göre yardım istemek. Burada yardım isteme var. Gel biz başaramadık, gel yardım et. Mesela kurultayda da niçin bunları yaşadık, niçin bu hale geldi? Kurultayda hatırlarsanız aday sayısı 4'tü değil mi? Yani aday olacağını açıklayan 2 kişi daha vardı. Olgun Amcaoğlu'yla Kutlu Evren. Resmen açıklamamışlardı ama aday olabileceklerini ima etmişlerdi. Çok yakın çevrelerine de söylemişlerdi. Sonra ne oldu? Yardım istendi. Bunlar çektirilsin, bunlar aday olmasın. Bunlar basına yansıyan, kulislerde konuşulan, kapalı ortamlarda bana da anlatılan olaylar. Şimdi yurttaş, yani ekonomi başta olmak üzere pek çok gayle çekiyor. Yani işin sağlık boyutu var, siz sağlıkçı olduğunuz için. Yani evet. Diyor ki ben bu hizmeti bu şekilde alabilirim. Ekonomi boyutu var, giderek daralıyor, alım gücü düşüyor, o tarz beklentileri var. Şimdi dönüp bakıyorsunuz ülkede 3 gündür kilitlendiğimiz konuya bu. Ondan önce kurultay. Siyaset kurum olarak toplumun beklentilerine cevap verebilecek bir noktada gibi görünmüyor. Her ne kadar başbakan açın önümüzü biz yasa yapacağız dese de. Dünkü açıklamalarında bir başka noktaya işaret etti ve dedi ki bu tarz krizler geçmişte de yaşanmıştı, aşıldı. Açarlarsa yine aşılacak bu yani çok önemli bir şey değil gibi. Hiç şimdi, böylesi yaşanmadıydı bunu bir parantez olarak söyleyeyim. Yok onu soracağım. Ha. Yani siz hem kendi döneminizde evet. Öncesi bilmem ne ama yakın siyasi tarihle de ilgileniyorsunuz. Evet evet. Meclis tutanaklarını çok yakından okuduğunuzu biliyorum arşivlerden. Böylesinin yaşanması konusunda evet yaşanmış mı bu yaşandı mı? Böyle bir olay yaşanmadı sadece yine Resmi Hanım'ın aday olduğu ve yine yeterli oyu alamadığı bir durumda bir hafta sonra tekrarlandı ve ondan sonra çekildi ve zorlu töre aday oldu ve kazandı. Ama böylesine işte bu yaşananlar, bu kadar olaylar olmadı. Yani şu, bakarsanız geçmişte sadece parti içi konsensus değil, muhalefetle de konsensus sağlanırdı. Ama siz kendi partinizde konsensus sağlayamadığınız aday için muhalefetle nasıl konsensus sağlarsınız? Mesela ben 46 oy almıştım. 3 çekimser vardı. 1 red. Benden önceki dönemde Fatma Ekenoğlu hakeza. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin meclis başkanı adaylarında. Yani geçmiş yıllarda bir itibarlı bir
konumdur meclis başkanlığı. Ve siz meclis başkanlığını bu kadar tartışılır, bu kadar işte bir oylamada olmadı, iki oylamada olmadı, üç oylamada olmadı ve istenmiyor, o adayı istemediği şekline getirirseniz o meclis başkanının meclisi yönetme, meclisindeki tüm milletvekillerine eşit, tarafsız yaklaşma ve güven oluşturmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Böyle bir meclis başkanının meclisi saatinde açacağına veya meclis içindeki tartışmaları iyi bir şekilde, hakkaniyetle ve adil bir şekilde yöneteceğine inanabilir misiniz? Yani bu itibarlı bir kurumun, Cumhurbaşkanlığı vekalet eden, Cumhurbaşkanından sonra gelen protokolda bir makamın aslında yine siyasetçi eliyle ve bir hesaplaşmalar nedeniyle itibarsızlaştırma durumudur. Neden sizce bunlar yaşandı? Neden her ne kadar geçmişte de oldu bunlar aşılacak dese de Ünal Üstel parti içerisinde hadi kurultayda bitti artık. Yani birlik, ben imaja bakıyorum. Neticede hani iletişim, PR birazcık işin o tarafından baktığımda yönetilememiş, öngörülmesi çok mümkün olan bir kriz ortamının toplumdan da tepki göreceği öngörülerek oraya ben çok safça bir yorum yaptım. Yani ilk gün dedim ki yani krize oynamayacak dedim seyrettiyseniz. Ne dediysem tam tersi çıktı ve üçüncü gününe giren bir kriz var şimdi. Yani ben profesyonel bir yerden baktığımda, bir iletişimci ve siyasetin PR'ı anlamında baktığımda bence izlenmesi en kötü yol tercih edildi. Neden sizce? Yani bunun nedeni çok gerilerde aramak lazım. Çok da değil yani yakın siyasi tarihimize bakıldığı zaman. Ulusal Birlik Partisi niçin bu hale geldi? Aslında bunu sosyologların, belki de akademisyenlerin araştırma konusu olabilir. Niçin bu hale geldi? Çünkü ilk kurultayında kazanan aday, ki Faiz Sucuoğlu kazanmıştı, müdahale edildi, çektirildi ve ondan sonra bu müdahalenin, yani kurultaya olan müdahalenin, hani diyoruz ya bir ülkenin demokrasisi, seçimi, hukuka bağlılığı, siyasi partiler özelinde, yani siyasi partilerdeki yapıya baktığınız zaman üyelerle ilişkisi, tüzüğüne uyup uymaması, bunlar bu siyasi partilerin iç yapıları neticede ülkenin genel olarak yapısını belirler. Hele iktidar partisi ise, hele en güçlü, en çok üyeye sahip bir parti ise. Burada olan aslında hak ederek, hani o üyeden yeterli oyları alarak kazanılmış bir başkanlık olmadı uzun süre. Ve hatırlarsanız hep Ünal Bey atanmış olarak görüldü. Böyle olunca da siz otorite sağlayamazsınız işte. Birileri sizi oraya getirebilir. Birileri siz buraya yakışırsınız, iyi de çalışırsınız diyebilir. Ama siz tabandan o gerekli desteği almadan oraya geldiyseniz sonuçta olacağı budur. Ha şimdi diyebilirsiniz ki tekrar kurultay oldu ve ama o süreci izlediğinizde yani yine çok demokratik bir süreç olduğunu söyleyemeyiz. Gördük hepimizin göz önünde oldu. Hem onu söyleyeceğim. Yani bir kurultay tamamlandı ve seçildi. Bir de şunu söyleyeceğim. Yani siz şimdi hatırlatıyorsunuz o dönemi Faiz Sucuoğlu'nu o oldu bu oldu. Yani parti içi dengelere baktığımda mesela o dönem Hakkı yendi. Başkanımız sizsiniz. Yani neler yaşandı biliyoruz. Faiz Sucuoğlu etrafında kenetlenildi. Parti ikiye bölündü falan filan. Geldiğimiz aşamada Faiz Sucuoğlu Ünal Üstel'e destek vermedi mi? Şimdi dışarıdan bu tarz yorumlar yapıldığında çok amiyane bir tabir kullanacağım. Herkes mazur görsün siz başta olmak üzere ama parti içerisinde herkes memnun görünmüyor mu? Yani alan razı satan razı gibi bir durum var. İşte meclis başkanlığına aday gösterildi. Sonra ne oldu bilmem ama belli ki belli işte, pazarlıklar yapıldı yine. İşte budur yani olay budur. O, söylemek istediğim hani bir takım etik, bir takım konumunda nasıl davranması gereken veya istifa mekanizması. O dönemde herkes ne bekliyordu Faiz Sucuoğlu'ndan? İstifa etmesini bekliyordu. Ama ne oldu?
gitti, oturdu ve destek verdi. Arka sıralara da otursa. Yani destek kol kırılıyor, verdi. Yeni yani, kalıyor. Benim elimden başbakanlık alındı veya benim hakkım olduğu halde parti başkanı, bu benim parti başkanı elimden alındı şeklinde ancak küçük kapalı ortamlarda veya bazen televizyon programlarında konuştu ama konuşmalarıyla davranışları paralel gitmedi. Dolayısıyla işte bütün bu yaşananlar ve en sonunda meclis başkanlığına kendisine söz verilmesi, yani destek karşılığında. Ya öyle ne? Okuduk mesela değil mi? Belli ki yani o destek öyle göründü ama öyle, sonra ne oldu da olmadı. Sonra, Kutlu Evren'e nasıl? En büyük rakibi değil midir Kutlu Evren Ünal Üstel'in? Yani onun parti açıklamasını için. Da şöyle getiriyorlar. İşte Kutlu Evren olursa muhalefet de oy verecek. Dolayısıyla tamam kardeşim diyorsunuz ki niye muhalefet oy vermedi? Niye muhalefet yalan söyledi? Ama sen önce kendi iraden, kendi adayınla, kendi iradeni belirle de ki ben bu adayı konsensusla meclis başkanı olarak görmek istiyorum. Sen kendi adayını bile belirleyememişsen muhalefetin desteğiyle seçilmesini nasıl beklersin? Ha diyebilirsiniz mesela benim seçimimde. Evet konsensusla Cumhuriyetçi Türk Partisi beni aday gösterdiği zaman oturup hani danışma kurulu oturur ya. Onlar da meclis başkan yardımcısını gösterdiler ve bir Ulusal Birlik Partisi de büyük destek vererek seçildi. Ama böylesine bir entrikalar, böylesine yani bu yaşananlar işte eski meclis başkanının meclisi açmaması, eski meclis başkanı diyor ki onu dinlediğiniz zaman niye diyor benim diyor 5. oylamada zaten seçilecektim. Niye benim 4. oylamadan sonra bıraktınız da diğer adayı gösterdiniz? Hadi diğer adayı gösterdiniz. O meclis saf çoğunluğuyla reddedildi. Niye ısrarla onu tekrar aday yapmak istiyorsunuz? Yani bunların tabii ben bu doğrudur, bu doğru değildir, hiçbiri doğru değildir. Zaten ben açıklamamı da sayfamda yaptım. Niçin bu hale geldiğimizin kısa bir özetini yazdım. Ama... Maalesef halkın göz önünde hani dediniz ya bu kadar sorunlar varken işte sağlık, yollar, ekonomi, her şey bunlar varken biz bir trajedi izliyoruz gerçekten. Ve yani ne olacağını da bilmiyoruz, nereye evrileceğini de bilmiyoruz ama bir kaos yaratıldı mı? Yaratıldı. Şimdi buradan çıkış için Ulusal Birlik Partisi diyor ki Cumhuriyetçi Türk Partisi açmalı. Az önce de söyledim işte biz 27 kişi burada hazırız. Açın önümüzü, yasalar geçirelim, halkın sorunlarına çözüm üretelim. Ama bakın görün açmıyorlar. Onlar yapmıyor. Yani bu Ankara'da da söylendi. Ersin Tatar tarafından bugün yansıdı. Burada da kameraların karşısına geçen Ünal Üstel tarafından söylendi. Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne gözler dönüyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi de diyor ki 15 Aralık'ta biz seçim çağrısı yaptık. Evet. Artık bu işi seçim temizler. Koltuk değneği de olmayız biz buna. Şimdi bir, bu tavrı nasıl karşılıyorsunuz? İki, kriz bu ortama gelmişken artık buradan çıkış mümkün müdür? Yani zorlu törenin tavrı ortada. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin tavrı ortada. Ne olur yani iç tüzük ne der bu saatten sonrası şimdi, için? Şimdi Nazar Hanım. Çok tecrübelerime dayanarak net olarak bir şey söyleyeyim. Bu meclis artık bunu meclis başkanını seçebilir. Ama bu mecliste sürekli nisap sorunu yaşanacak. Bu haliyle eğer seçilir. Bu gösterdi yani en basitinden bu gösterdi. Yani dolayısıyla nisap sorunu bakın zorlu töre ki aday olmazsa aday gösterilmezse nisap sağlayacağını düşünmüyorum. Bunlar yaşandı. Faiz Tuğçeoğlu. Nisap sağlayacağını düşünmüyorum. Küskün beklentili olan vekiller var. Küskünler var. Kurultay'ın hatta açıklamalar yapıyorlar. Kurultay'ın ne kadar o divanda neler gördüklerini bana da söylediler. Neler yaşandığını yani bunlar bu ne demektir? Bu genel başkanı hazmetmediler demektir değil mi? İstemeyenler var. Bakanlık beklentisinde olanlar var. Çünkü hani diyorum ya siyasette etik. Siyaset niçin yapılır? Toplum merkezli yapılır. Ben, sen onun için yapılmaz. Ve onun için zaten ben ısrarla diyorum. Teknokrat hükümet olmalıdır artık. Yani burada hani insanlar siyasete güven duymuyor diyorlar ya. Gelen de aynı hiçbirine güven duymuyoruz. Ben ısrarla diyorum ki
bir siyasi parti desin ki biz seçilirsek milletvekili vekil olarak kalacak teknokrat hükümet kuracağız. Seçim kaygısı olmayan, seçilme kaygısı olmayan ve işinin ehli, o iş konu ya o bulunduğu makamı daha yükseğe getirecek, toplum için çalışacak, siyasetçi kimliği olmayan kişileri oturtacağız bakanlık koltuklarına ve liyakata uygun olarak liyakatla kadrolar oluşturulacak, bürokratlar. O zaman siz görün nasıl farklı bir dönem olur. Bundan yani görüntü itibariyle uzak görünüyoruz. Yani öyle bir sürecin işleyebilmesi için yani şeyi hatırlıyorum. Teknokrat hükümet bizim döneminde hükümetin, evet. o dönemin sıra dışı koşullarını ve o dönemde niçin bu kadar övgü aldıydı bu hükümet? Çünkü hiçbir siyasi kaygısı olmayan kimselerdi o makamlarda oturanlar ve merkeze toplumu memnun etmeyi koymuşlardı. Seçmenini değil, partisini değil, ailesini, akrabasını değil. Çünkü seçime girmeyecekti, seçim gailesi yoktu. Veya vekiller olacaksa bakan bir daha aday olmayacağı garantisiyle olması gerekiyor. Yani siz orada oturduğunuz zaman kendi seçiminizin, gelecek seçiminizin derdindeyseniz ki şu anda yaşananlar budur. Yani bir seçme, seçilme kavgasıdır. Onun derdindeyseniz o zaman toplum sorunlarına, toplum merkezli çalışmaya vakit ayıramazsınız. Sizi oy potansiyeli yüksek insanlar yönetir. Onların istekleri doğrultusunda atarsınız müdürlerinizi, yakın çalışma arkadaşlarınızı, danışmanlarınızı. Bu insanlar size oy getirecek ama topluma hiçbir şey getirmeyecek insanlar olsa bile siz ben merkezli olursunuz orada. Bunun ortadan kalkması lazım siyasete güven için. Burada da yaşananlar, işte onu söylüyorum. Yani işte diyor, başbakan diyor ki yani bir meclis başkanlığı seçimi olmadı diye erken seçime mi gideceğiz? Ama ben de buradan size söylüyorum ki bu meclis bundan sonra verimli bir meclis olamaz. Kim seçilirse seçilsin. Nisap sağlamada zorluk çekecek. Belki bütçede çok büyük zorluklar çekecek. Çünkü o hani bir siyasi partide olması gereken o ruh, o birliktelik, ortak hedef, ortak çalışma, o ruh yok darmadağın. Peki şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi, dün Fazilet Özden Efe konuğum da buradan çıkacağım, meclise gideceğim ama sorumluluğum ne gerektiriyorsa onu yapacağım diyerek gitti. Ama gün içerisinde yaşananlar Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde erken seçim için sadece dillendirmek değil, konuyla ilgili somut adım atıp dilekçeyi verme noktasına götürdü. 15 Aralık'ta erken seçim istiyor Cumhuriyetçi Türk Partisi. İki konu. Bir, ülkeyi şu an bulunduğu durumdan daha iyi bir noktaya getirir mi yine bir seçim sürecine girilirse? Ama bence daha önemli bir konu ve soru, ülke bir seçim atmosferine girer mi? Çünkü yurttaş gerçekten başından beri konuştuğumuz şekilde yorgun ve inançsız. İkincisi de mevcut durumun değişeceğine dair done var mı? Elimizde oy verme motivasyonu noktasında yurttaşı sandığa nelerin evet. götürdüğünü de biliyoruz. Yani bu yaşananlar da siyaseti eleştiriyoruz ama yurttaştan bağımsız süreçler olduğunu da düşünmüyorum. Çok doğru. Erken seçimi talep eden ana muhalefet partisinin halka heyecan verecek. Az önce söylediğim mesela bir örnektir. Teknokratlardan oluşan işte belki de şimdiden belirleyerek işte sağlık bakanımız bu olacak, eğitim bakanımız bu olacak. Yani bunu yapabilme iradesini gösterme projelerini net öyle şey olarak değil hani güzel sözlerle süsleyerek anlatma değil yapabilecekleri kadarını neyi yapılabilecekse ve liyakatı öne çıkarma yasalarda değişiklik yaparak bu liyakatsız atamaların tamamen önünü kapatacak yasa düzenlemeleri yapmak ve dediğim gibi yasaların daha hızlı geçmesi için biliyorsunuz meclis başkanlığı dönemimde hukuk komisyonu önermiştim yasaların hızlı geçmesi ve yasama uzmanlarının bilgisi ve deneyimi de hazırlanması konusunda. Yani
halka somut, inandırıcı bir şeylerin değişeceğine dair sadece umut değil, somut çalışmalar, projeler sunulmalı ve halkın siyasete tekrar güveni, halkı tekrar sandığa götürmek konusunda bir motivasyon yaratmalıdır. Yoksa dediğiniz gibi işte hadi erken seçim olsun dendiğinde zaten insanlar iyice siyasetten soğudular. Sandığa ne kadar insan gider hep derler ya işte bu kadar eleştiriliyor ana iktidar partisi sonra dönüyor işte şu kadar oy alıyor. Yani bunun nedenleri de araştırılmalı. Dolayısıyla insanlar da zaten o da aynı, bu da aynı. Bari bana yakın olan, ben tanıdığıma vereyim, benim bildiğime bir vereyim. Bir işim görürsün. Şeklinde o arsa işim görürsün. Ha, neticede, orada... neticede bir şey değişmeyecek düşüncesinden halkı uzaklaştıracak kararlılıkla yürütülecek çalışmalar olması gerek. Uzun süredir zaten ben bunu dillendiriyorum. Bir izleyici Hüseyin Akıl, sadık izleyicilerimizdendir. Diyor ki madem ki memleket yangın yerine döndü, her konuda sorun var diyorlar. O zaman sormazlar mı memleketi bu duruma kim getirdi? Yani meclis başkanı da değişince sorunlar bitecek mi? Peki madem memleketi kurtarmak istiyorsunuz ve memlekete hizmet zamanında niye erken seçimi kabul etmiyorsunuz diye iktidara sesleniyor. Belki daha hizmet verecekleri halk seçer. Niye halkın iradesini kullanmak istemiyorsunuz? Kişisel görüşümü sorarsanız şu anda bu kaosun düzelmeyeceğine inandığım için ve bütün bu yaşananlar, iktidar partisinin geldiği durum ve bu kılıçların daha sonra yine çekileceğine inandığım için toplum yararına, toplum menfaatine önemli çalışmaların yapılamayacağına inanıyorum. Ve benim en büyük endişem bu gibi konularda hani tatmin etmek için, mutlu etmek için makam verilir ya, makamlar dağıtılır ya, kifayetsiz insanların yine bu makamların dağıtılarak bir nevi benim buradaki iktidarım devam etsin, başkanlığım devam etsin şekline dönüşebileceğini ve toplum aleyhine dönüşebileceğine inanıyorum. Seçim şu anda bu kaos devam edecekse ki devam edeceğine inanıyorum. Bir genel seçim, daha erken genel seçim mantıklıdır diye düşünüyorum. Ama az önce sizin dediğiniz gibi ne değişeceğine, nelerin yapılacağına, nasıl bir yol izleyeceğine partilerin toplumu ikna etmesi gerekiyor. Bu yani topluca bir dönüşümle ancak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Şunu kastediyorum, yayına girmeden biz kendi aramızda konuştuk ya, İşte yayın içinde de yurttaşın sandığa giderkenki motivasyonunda şahsi menfaatlerinin artık ön plana çıkması sonucu aslında siyasetin böyle bir hal aldığından bahsettik. Bundan bağımsız değil. Yani son belki 7-8 yılda toplumda çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. Siyaset kurumuna olan güvenin azalması buna bağlı, evet. Ama bunun yanında hem gözle görülür değişiklikler var. Bunu demografik ilintide ele alabilirsiniz. Ya da diğer taraftan tam olarak toplum dinamiklerini belirleyecek yerli diyeyim buna her neyse. Orada da yani hem bir ciddi zenginleşme var toplumun bir kesiminde. Bununla ilgili şaibeler, iddialar bilmem neler orada duruyor. Diğer bir kesimi alım gücü düşüyorsa eğer onu sorgulamıyor. Niye ben de buna sahip değilim üzerinden konuyu ele alıyor. Yani değiştirmek değil, ben de öyle olayım. Şimdi bunun farklı açılımları olabilir, sosyologların işidir, katılıyorum. Ama bir izleyicim hatırlatmış, konuyu nereye getireceğim? Birazcık sizi de ilgilendiriyor. Şöyle süreçlerden geçtik, yolsuzluklar bilmem neler. Size eli kelepçeli gördük biz. Bir izleyicim diyor ki ben emekli polis memuruyum Ertuğrul Yavuz. Sibel Hanım'ı öyle gördüğümde beynimden vurulmuşa döndüm, böyle bir şey. Şimdi yolsuzluklarla anılan kimi işler var.
Bir taraftan temize havale edilemeyen süreçler var. Uzuyor gidiyor, isimler öyle kalıyor. Diğer taraftan bir sektörle ilgili bir şey ortaya atılıyor. Sektörün tamamını biz yerin dibine sokuyoruz. Şimdi bunlar anomali olarak kalıyor öbek şeklinde çok ciddi sorunlar. Ve ilk defa Nazar Hanım, bakın bu kadar konu konuşuldu değil mi? İlk defa liyakatın olmadığı, iş bilmezliğin tavan yaptığı bir hükümet gördük. Bırakın bütün bunları. Bütün o yaşananları iyi hatırlattınız. İlk defa adalet, hukuk, polis bu kadar yara aldı bu ülkede. Burada dedim ya, siyasi rakip olarak gördüklerine itibar suikastı yapmayı bile hak gören bir yapı var. Ya kendiniz bağlamında mı söylüyorsunuz? Kendime de yaptılar, kendi başkalarına da yaptılar. Yani burada siz iş bilmezliğinizi bir şekilde aman Sibel Sibel'i de nasıl toplum nazarında yok ederiz şeklinde bir organizasyona girdiniz. İtibar suikastına girdiniz. Halk size dur dedi. Çünkü inandıramazsınız. Yani herkese her yaftayı yapıştıramazsınız. Halk sizi tanıyor, halk sizi biliyor. 50 yıldır bu halkın içinde yaşayan, büyüyen, bütün bu görevlere gelen ve sizlerin derken o kişilerin, bu organizasyonu yapan kişilerin yolsuzluklarını iptal eden ve bunu isim vermeden topluma açıklayan, aile zarar görmesin, aile rencide olmasın diye yapan bir kişiye reçete yazdı. Da yazdığı reçetede hasta bir ilacı almadıydı, o ilaç da 20 TL'ydi, 30 TL'ydi diyerek sorgusuz sualsiz kelepçeleyip üstelik önceden iyice organizasyon yaparak, iyice çalışmalar yaparak ve uçağa binip giderek hepsi de organizasyonu yapanlar biz gidelim ondan sonra diyerek. Bakın ben bunları basın açıklaması yapmadım, topluma açıklamadım. Yine de ben ilk defa bu kadar detaylı duyuyorum. Öyle. Doğru mu? Belki yani zaman zaman söylüyorum televizyon programlarında. Konuştunuz bunu ama. Bunu herkes biliyor. Bunları herkes biliyor. Yani diyorsunuz ki siyasi rakip olarak görüldüm. O ben yüzden demiyorum, toplum diyor. Ve böyle ben bir itibar suikastına uğradım. Başka açıklaması var mı bunun? Yani siz Sibel Sibel'in reçete yazarak Sosyal Sigortalar Dairesi'nden 3 kuruş, 5 kuruş para kazanma yapısı olabileceğini kim düşündü bu toplumda? Hiçbiri. Kendileri de biliyordu. Ama eğer siz kendi makamlarınızı hukuka müdahale ederek, yargıya müdahale ederek bir duruma getirdiyseniz, bu toplumda değerler kaybı değerler kaybı çok yükselir. Ve ben hep şunu söylüyorum. Ekonomik kayıplar var. Efendim işte sağlık, bir takım konular var. Bunlar bir şekilde düzeltilebilir, evet. Bunlar bu kazanımlar geri gelebilir, kaybedilenler tekrar kazanılabilir. Ama siz değerleri yok ederseniz toplumda, değerlere saldırırsanız bunu yerine koymak çok zordur. Gelinen aşamada daha doğrusu... Dolayısıyla bu hükümet, bir şey buyurun, daha söyleyeyim. Buyurun, tabii ki. Bu hükümetin mesela Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kadrolarına da baktığınızda, bürokratlarına baktığınızda liyakatın olmadığını, kendisinin de konuyla ilgili bir bilgi sahibi olmadığını bilirsiniz, görürsünüz. Ve bütün bu yapılanlar mağdurlar yarattı. Kimi yarattı? Sosyal sigortalı hastaların ilaca ulaşamamasını yarattı. Ve şimdi diyor ki, biz diyor yapacağız, devam edeceğiz işte çalışmalarımıza. Halkta güven var mı? Ama dediğiniz ikinci soru, halkta bunlara güven yoktur. Ama güveni tazeleyecek, heyecan yaratacak, tekrar o toplumu sandık başına götürecek, o ruhu yaratacak bir yapı şu anda var mı? O soruya da maalesef çok olumlu yanıt veremiyorum. Olay bu. Ama diyorsunuz ki işte şu projelerle, şu bakanlıkta şu isim
kabineyi de açıklayarak halkı sandığa götürmek için bir irade ele alınırsa seçim tarihi için yapılan evet, bu başvurunun evet. ardından yani farklı... böyle bir ilme yakalanabilir diyorsunuz. Evet. Şimdi gözler Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne çevrilmişken Ulusal Birlik Partisi kimilerine göre kendi sorumluluğunu Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne atıyor. Kimilerine göre ise parti aslında yaşadığı tüm bu süreçlerden yara alıyor. İdeolojisine katılmak, katılmamak başka bir şey ama ülkenin en köklü iki partisinden biri öyle değil mi Ulusal Birlik Partisi ve biz tüm bu süreçler içerisinde partinin başat isimlerinin geçmişten bugüne bu siyasi parti içerisinde görev almış çeşitli örgütlenme mekanizmaları içerisinde yer almış isimlerin de ciddi rahatsızlık duyduklarına işaret eden çok kamuoyu önünde dillendirilmese de dillendirilen kimi eleştiriler duyduk. Şimdi siz mesafe olarak hem doktor olmanız hasabiyle hem de toplumda bilinen bir insan olmanız hasabiyle çok farklı kesimlere ulaşabilen bir insansınız. Siyaset hayatının içindeyken de böyleydiniz. Şimdi de böyle. Şimdi birazcık oradan nabız tutmanızı rica edeceğim. Yani hem yaşanan kimi skandallarda bir şekilde yer almanız az önce ifade ettiniz. Hem bunların sıklaşmış olması hem de UBP içerisinden yaşananlarla ilgili ses verenlerin seslerini çok duymuyor olma halimiz ama onların orada devam ediyor olması ile ilgili. Tam soruyu anlamadım Nazan. Yani bir sıkıntı evet. var ve bunu siz de duyuyorsunuz, biz de duyuyoruz. Yani ülkenin ama genel kamuoyu önünde de dillendirilmiyor. Az önce dedim ya kol kırılıyor, yelin içinde kalıyor bir şekilde diye. Evet. Partide farklı zamanlarda bunları dile getirenler var. Ulusal Birlik Partisi'nde mi? Evet. Ama yani çok fazla genel da olarak, dillendirilmiyor. Neden? Şimdi şöyle, evet kapalı kapılar ardında ve... Siz dediniz ya bana da anlatılıyor mesela. Çok anlatılıyor. Adına. Mesela Ulusal Birlik Partisi'nin bir tabanı var. Hani klasik, bugün belki yaş ortalaması 70-80 olan... Ama partide parti yapan partili, bir nesil. Evet bir nesil. Bu nesil biliyorsunuz muayenehanemin bulunduğu yer, insanlarla siz de söylediğiniz sürekli temas halinde olmam ve biz de size geldiğinde sadece hastalık değil, hastayı değil. Hasbihal. Ülkeyi de bizim ülkemizdeki farklılık odur doktor muayenehanelerinde ve onun için zaten doktorlar siyasete bu kadar ulaşıyorlar. Çünkü hep dinliyorlar. Dolayısıyla bu insanlar çok rahatsız tabii ki olan bitenden. Yani bu muydu, böyle mi olmalı şeklinde. Hani geçmişte de yok muydu hizipleşmeler? Vardı. Geçmişte de bir rekabet var mı, yok muydu? Vardı ama bu kadar. Şunu söyledim geçtiğimiz gün bir röportajda. Eskiden bir siyasetçinin veya bir bakanın usulsüzlük ve yolsuzluk yaptığına dair konuşmalar fısıltıyla olurdu. Şimdi manşetlere taşınıyor ama kimsenin yüzü kızarmıyor. Kanıksanmış Nazan Hanım, şu andaki sorunumuz budur. Burada bir kanıksanma olayı var. Toplum kanıksıyor artık. Normalleşiyor. Peki bu saatten sonra ne değişir ki? Yani orada da güvensizliği bilmem ne anlıyorum. Yani şunu çağrıştırıyor bana, toplumun bir kesimi de bunun bir parçası. Neticede patronat sistemi dediğimiz odur zaten. Bir şekilde parçası yapılıyor toplum. Yani ona sus payı veriliyor. Yani bugün rüşvetler konuşuluyor, anormal paralardan söz ediliyor, yalanlama olmuyor. Yani bunlar eskiden böyle bir konuşma, böyle bir iddianın ispatlanması istenirdi. Eğer böyle bir gerçekten böyle bir iddia varsa, böyle bir usulsüzlük varsa istifa mekanizması çalışması gerekirdi. Bunun baktığımız için bir... zaman Avrupa ülkelerine ne kadar basit, ne kadar basit olaylardan kişilerin istifa ettiğini görüyoruz. Ve niçin mutlu bir toplum değiliz'in yanıtı güvensizliktir. Ama bir baskı güven da oluşturulmuyor işte insanlar üzerinde. İnsanlar kabuklarına çekildi çünkü toplumsal bağlar bir kopuyor.
toplumsal bağların kopması demek, insanın bireyselleşmesi demektir. Diyor ki toplum olarak bana verebilecekleri bir şey yok bunların. Bari birey olarak ben kendimi ne kadar korursam, ne elde edersem, çoluğumu çocuğumu ne kadar korursam ona bakayım. En tehlikeli nokta bu. İşte toplum biter o zaman. İşte budur. Toplumsal bağlar biterse, toplumun ruhu giderse ki bunu yaptılar. Yani uzun zamandır bunu yaptılar ama son dönemde tavan yaptı. Yani bütün yaşadıklarımız, şimdi ben ağzıma bile alamayacağım, konuşmak bile istemediğim neler neler yaşadı toplum göz önünde. Ve burada siyasi gücün, gücü eline geçirenin bu gücünü nasıl pervasızca kullanabileceğini gördük. Sona geliyoruz. Gözler yeniden mecliste olacak bugün ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde olacak. Ama çok bilinmeyen bir denklem dedim az önceki bölümü kapatırken. Zorlu Tören'in sağlık durumu ne olacak? Hadi sağlığı iyiye doğru gitti diyelim bir hekim olarak, yani yüksek tansiyon şikayetiyle. Evet, rahatsızlıkları var Zorlu Bey'in tabii ki. Yani geçmiş olsun, geçmiş olsun diyelim. Ama bugün zannederim yeni düzendi, yani şeye de temas ediyor bu tesadüflere de. Yani Ali Pilli'nin de rahatsız olması, işte Zorlu Töre'den sonra en yaşlı vekil Ali Pilli'ydi. Bakın o da rahatsızlığa işaret ediyor. Evet. Şimdi ne olacak? İç tüzük ne der? Cumhuriyetçi Türk Partisi ne yapar? Ve gözler meclisteyken bizi nasıl bir gün bekler? Sizi tekrar bir böyle kürsüye oturtayım, başkanlık kürsüsüne oturtayım. Ne bekler bizi? Dediğim gibi normal koşulları olan bir meclis. Bakın normal koşulları diyorum. Neden diyorum? Meclis kapatılmadı biliyor musunuz? Evet. Meclis kapalı değil şu anda. Meclis ara verildi. Oturuma ara verildi. Bu hiç yaşandı mı tarihinde? Hiç yaşanmadı. Ara da verilmedi aslında. Ara yani verildi. Şöyle. Yani o Kutlu Evren'in oylamasından sonrası sağ çoğunluk hayır deyince... Ara veriyorum. Ben öyle gördüm. Fazilet Özdenefe çıkmıştı kürsüye. Evet, ara çıktı. Verdi kaldı ama... Ondan sonra işte ondan sonra başladı zaten paparalar. Zorlu Töre gelmek istemedi falan. Şimdi Zorlu Bey gerçekten normalde meclisi açacaktı da rahatsızlandığı için açamadıysa gerekçe meclis başkan yardımcısı açar. Ama Zorlu Bey meclisi... Aslında hiç açmayacaktı. Kesinlikle açmayacaktı. Ama üstüne bir de rahatsızlığı geldi. O yüzden açmıyor. Ve açmamasının nedeni kendi içlerinde konsensus sağlamamaları ve meclis başkanı olarak kendisinin aday gösterilmesi. Öyle yansıyor tabii. Biz yansıyanları okuyoruz. Birebir ağızlarından duymuş değiliz bu konuşmaları. Eğer konu buysa ve bir konsensus yoksa siz meclis başkan yardımcısını zorlayarak üstelik sal çoğunlukla reddedilmiş bir adayı tekrar aday göstereceğim diyerek zorlama yaparsanız o zaman hani var ya yazılmayan kurallar. Yani bazı kurallar vardır, yazılmayan kurallardır. Mesela yazılmayan kurallardan bir tanesi de 26 redle bir vekil tekrar aday gösterilir mi? Reddetmiştir meclis sal çoğunluğu, meclis başkanlığına. Bu yazılmayan bir kuraldır. Bence de gösterilemez. Yazılmayan bir kural... Meclis başkanı kendi iç çekişmelerinde meclis başkanı yazılı kural ama bunun da etik yönünü meclis başkanı ısrarla meclisi aşmadıysa, sağlıklı olduğu saatlerde de aşmadıysa bunu hani dedi ya Tufan Bey de koltuk deneyimi olacağım. Bu şekilde algılanabilir. O nedenle sadece tüzeye bakarak Fazilet Özden Efe'nin bunu açması gerekir şeklinde bir yargılama yapılamaz. Yargılama yapılacaksa şu andaki mevcut duruma, bunları yaşatanlara bir partiyi, parti grubunu, parti başkanının yönetsel zafiyetine bağlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Sibel çok teşekkürler. Bakalım bizi neler bekliyor bugün. Hep birlikte takip ediyor olacağız. Ayaklarınıza sağlık teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadar. Haftanın ortasına geldik bile. 9 Ekim çarşamba. Gündem o kadar hızlı ki biz de jet hızıyla ilerletiyoruz günleri. Yarın randevumuz 7.30'da buluşacağız tekrar. Bakalım neleri aktaracağız o zaman size. Görüşünceye dek hoşça kalın. Mümkünse hep mutlu haberler alın.